Galatasaray üzerine konuşacağız. Sarı Kırmızılılar Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek ve şüphesiz ki sert bir rakip, zor bir rakibe karşı Sarı Kırmızılı takım mücadele verecek. Arkadaşlarımız hazır olduğu anda Galatasaray'ın muhtemel 11'ini aslında ekrana da taşıyabilirler. Bu muhtemel 11 üzerine de konuşabiliriz. Tabii ki hocanın tercihlerinin ne olabileceğini kestirmek çok kolay değil. Elindeki alternatifleri sık sık farklı pozisyonlarda dahi olmak üzere denediğini görüyoruz hocanın. Peña'yı kalede bekliyoruz. Boy, Nelson, Markal, Van Aanholt savunma dörtlüsü. Pulgar, Berkan, Çıkıldao, Emre Kılınç, Kerem orta alanı tamamlayan oyuncular. Halil Galatasaray'da santrfor pozisyonunda yer alacak. Cagne zaten kullanılmıyor. Mustafa Muhammed Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayacak saat 22'de. Elde Halil var. Onunla başlayacak Galatasaray. Doğru 11 eldeki malzemeyle çıkabilecek doğru kadro bu mudur? Beklentiniz nedir Alanyaspor maçında? Ben yani tabii bu şekilde mi dizilirler bilmiyorum. Çünkü Pulgar'ı tek ön libero. Pulgar 6 gibi olur. 6 gibi olur. Berkan'la Çıkıldao 2-8 gibi oynarlar. 4-1-4-1 gibi oynar. Şimdi tabii ki hepimiz öyle bekliyoruz. Gomis başlasın diye bekliyoruz ama Gomis ben hani bu maç için hazır değilim demiş. Ben evet. Tahminim kadronun içerisinde olacaktır muhtemelen. Kesinlikle yani olacak. Belki oyunun ilerleyen bölümünde son 30'unda, son 20'sinde ve ihtiyaç duyulursa sahaya sürülecektir diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle kadro bu. Boye konusunda da işte o da şeyden döndü, hastalıktan döndü ama iki gündür antrenmana çıkıyor bildiğim kadarıyla. Bir sıkıntısı yok. Evet. Yani klasik bir sağ bek olarak onu kullanabilir. Ama eğer işte ne olursa olsun Covid işte hastalıklar biliyorsun oyuncular üzerinde de olumsuz etki yapıyor. İşte Bakasetas da yaptı, Vakame'de yaptı gibi. Eğer bir olumsuzluk olursa da orada iki tane seçeneği var şu anda. Alparslan ve Semih'den bir tanesini de orada seçebilir. Öyle bakabiliriz. Dolayısıyla ben bu kadronun olacağını düşünüyorum. Belki yerlerde ufak oynamalarla ilgili farklılık olur. İki tane oyuncu konusunda Gomis sonradan oyuna dahil olabilir. Boye ile de belki hani sağ bek konusunda hazır değilse antrenmana çıkıyor ama belki bir değişiklik söz konusu olabilir. Galatasaray'ı sert bir rakip bekliyor. Aytemiz Alanyaspor. Sarı kırmızılı takım belki birçoklarına göre maçın favorisi de olmayabilir. Ama bilmiyorum daha farklı bir görüş ortaya koyacak mısınız Cevin Eriş? Haldun abi Fenerbahçe ile ilgili konuşurken dedi ya herhangi bir maçta artık Fenerbahçe'yi favori göstermek zor. Favori olamaz diye aşağı yukarı şu an Galatasaray için de bunu söyleyebiliriz. Net favori Galatasaray demek çok zor. Bu iki haftalık arayı nasıl değerlendirdiler? Fiziksel anlamda ne boyuttalar? Gelen oyunculardan işte muhtemel kadroda bir tek şu an Pulgar oynayacakmış gibi gözüküyor. Evet. Ne kadar, bir de Peña evet, oynuyor. Bir de Peña. Ne kadar katkı sağlayacaklar onu bilmiyoruz. Maçı izleyeceğiz. Zor bir maç. Çünkü çıkışta olan ve son haftalarda özellikle Farioli oraya gittikten sonra 3'te 3 yaptı son 3 maçında. Sadece 3'te 3 değil. Gol atan. Evet. Yani çok gol atan, çok pozisyona giren bir takım olmaya başladı Alanyaspor. O yüzden Galatasaray için çok zor bir deplasman bir test olacak. Hani bu iki haftalık arayı nasıl değerlendirdiğini yani Torrent Hoca'nın evet iki hafta içerisinde takıma çok büyük şeyler katmasını beklemek biraz hayalcilik olur ama en azından fiziksel anlamda ne durumda olduğunu ya da teknik direktörün strateji ve oyun kurgusu olarak ne oynamak istediğini görebileceğimiz bir maç olacak ama zor maç. O yüzden yani favori bana sorarsan Alanya. İyi bir geçmeden Zeki'ye söyleyeyim. İyi bir süreç geçirmediklerini söyleyeyim yani Galatasaray. Eğer oysa net burada, favori Alanya. Burada karlı bir iklimde çalıştılar. Antalya'ya gitmeleri evet, lazımdı. Statta antrenman yaptılar. Doğru. Antalya'ya gittikleri ilk gün, iki günde salonda çalışmak zorunda kaldılar. Yani bu ara süreci çok iyi geçirmediklerini o zaman hayal edilen verimlilik olmadı. Evet, olmadı. Şimdi o zaman net Zeki'den aldım biraz favori ama onun için. Yok estağfurullah hadi net favorim Alanyaspor yani, ben sana bırakayım. Benim mantığım hani şiddetle puana ve galibiyete ihtiyacım var. Halil mi Gomis mi dersen hazır olmayan Gomis'i ben bu maçta oynatırım. Alanyaspor Gomis tedirginliğini yaşar.
Ama çünkü oyuncu bunu söylediyse... Oyuncu bunu söyleyebilir. Oyuncu bunu söyleyebilir ama... Ben hazır değilim bu maç için. Ben onun da Gomis'in öyle bir oyuncu değil. Tam bir lider ruhlu bir oyuncu ya. En azından bir 15 dakika oynayayım. Belki ilk yarıda tercihini ilk yarıda 15-20 dakika oynatmadan oynatır. Ya da ilk 45 dakika. Hani Alanya Spor öne geçti diyelim. O öne geçti mi geçmiş olsun. Çünkü panik başlayacak. Sen zaten ligin dibine doğru demir atmak üzeresin. Hızla çakılıyorsun. Yani... rakip karşısında geriye düşmemesi lazım Galatasaray'ın. Geriye düştükten sonra Gomis hamlesi çok fazla etkili olmaz. Ama Gomis'le başlarsa ben çok daha etkili olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü Gomis'in saha içinde liderliği de var. Hatırlayın Gomis'in o ilk geldiğinde 2017-2018 döneminde Gomis o şampiyonluğu yaşadı, 29 gol attı dönemde saha içinde takım arkadaşlarıyla toplantı yapıyordu. Hatta yadırganıyordu, biz medya tarafından diyorduk ya sahada, sağ kenarında hocam varken sen ekstra niye toplantılar yapıyorsun? O da buna cevap veriyordu. İkinci bir sağ içinde ekstra motivasyona ihtiyacımız var. Mini toplantılar yapıyordu. Mutlaka Gomis'in gelişi bir heyecan yaratmıştır. Taraftarda çok yarattı ama takım içinde de yaratacağı için Alanya Spor'da onun tedirginliği vardır. Şimdi Alanya Spor savunmacıları ya da teknik direktörü şunu düşünüyor olabilir Farioli. Ya Gomis'le başlamasa daha iyi olur. Biz en azından o baskımızla, ki şu anda formda olan takım Alanya Spor olduğu için onu düşünebilir. Ama ben hala diyorum, hani mantık olarak size katılıyorum. Yeni gelen oyuncuları genelde kenarda tutup hamle olarak hamle oyuncusu olarak kullanır genelde bütün dünyada teknik adamlar. Ben bunu yapmam mesela. Yani çok ihtiyacı var Galatasaray'ın galibiyete, puana. Alanya Spor'a da kaybederse bu sefer Torrent zaten tartışılıyor niye geldi diye. Yönetimin üzerine tamamen oklar çevrilmiş durumda. Yönetim istifa sesleri orada da çıkmaya başladı. Galatasaray tarafları Florya'ya akın etmeye başlar. Yani o maçtan sonra yönetim istifa, Torrent'i gönderin sesleri de yükselir ki Galatasaray'ın kadrosu 15. sıraları hak eden bir kadro da değil. Öyle kötü değil, bir kadro yok. Çok iyi kadrosu var Galatasaray. İsminin küme hani düşmeye anılması bile hani çok 6 doğru. Numaraya, 8 evet. Numaraya ve kaleciye ihtiyacı vardı. Kalecinin hep Pena'yı İspanya Ligi'ni takip eden arkadaşlardan öğrendiğimiz ayaklarını çok iyi kullanan bir kaleciymiş. Cepheden gelen topları çok iyi çıkaran, oyunun içinde sürekli olan bir kaleci bu gelen kaleci. Pulgar ki şu sonuçta an herhangi bir kaleciye bile ihtiyacı var. Uzun bir sakatlıktan sonra hani Pulgar Şili milli öyle takımının en değerli oyuncularından biri. Evet, Fiorentina uzun bir sakatlık dönemi geçirdi ama o da bir akıl koyacaktır ortaya. Belki saha lideri olacak bundan sonra. Torrent'in lideri de olabilir. Ben yine de ya Gomis sürprizi olursa şaşırmam açıkçası. 11'de başlarsa da şaşırmam. Gomis eğer... Çok ihtiyacı var Galatasaray'ın şu anda. Şunu çok net söyleyebilir mi abi sana? Oyuncu, şimdi Haldun abi söylediği için ben... Şimdi Haldun öyle abi doğru, doğru söylüyor. Bilgi doğru. Kendisi. Bilgisi doğru. Eğer İsparat oyuncu, doğru. Bu tarz bir oyuncu böyle bir talepte bulunduysa bunu göz ardı edemezsiniz. Doğru. Hani... Zorlayamazsınız. Tabii ki zorlayamazsınız. Zorladığınız zaman Ceyhun, ters tepki olur. Bir başka konu daha var. En son maçını da Aralık ortasında oynadı bu tabii oyuncu. Evet. Yani bir buçuk aydır da maç kondisyonu yok oyuncunun. İşte fiziksel yani olarak kendini hazır görmediğini şundan düşünüyorsa da ve çok oyuncu istekli gelen bir oyuncu buraya. Sakatlanabilirim evet korkusu da yaşayabilir evet oyuncu. Neden? Yani neden? Ben hazır değilim yani kalkıp sakatlanmayayım diye de düşünmüş olabilir. Çok güzel, çok da katılıyorum onun o düşüncesine, görüşüne. Neden? Buraya Galatasaray'a çok gelmek istedi. Özellikle bu dönemde çok yardımcı olmak istediğini sürekli dile getirdi. Ki transfer döneminde teklifin ondan geldiği söylenildi. Bu durumda maksimum fayda sağlamak istediği için maksimum seviyede olduğunda oynamak istiyor. Şimdi, bu da gayet doğal. Şimdi Ceyhun şöyle bir şey var. Yani sen de profesyonelliğinin son dönemlerini hatırla. Kendini daha iyi bilen, daha iyi kontrol eden bir oyuncusun. Yani başlangıçta biz de şimdi 18 yaşında oynarken bir maç oyna, bir tane daha oyna. Ya ne var falan noktasındaydın. Ama sonra tabii o 30'lu yaşlara geldiğin zaman her şeyi atlamak istiyorsun. Tabii bu 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendini ne olduğunu, ne zaman oynayıp ne zaman oynayamayacağını gayet iyi bileceğini vücudunu düşünüyorum. Yani vücudunu iyi dinleyecektir muhtemelen. Bana göre de imkanı olsa, yani öyle bir durumu olsa ben kanaatimi söyleyeyim. Ben de oyunu baştan başlatırım. Ama Zeki abiye katıldım.
oyuncunun öyle bir şansı yok anladığım kadarıyla. Evet. Zeki abiye katıldığım tek konu şu. Hani mağlup duruma düşerse şu konumda Galatasaray oyun başlangıcında sıkıntı olabilir. Hani dedi ya, hani o yüzden Gomis tercihi olabilir.